Bu disiplin hala sürüyor mu? Nasıl geçti? Yani iyi ki almış mıyım diyorsunuz. Çünkü hep Kesinlikle. değil mi? Biraz Kesinlikle. bunu Ya şöyle konuşabilir bir miyiz? şey, zaten 10 yaşında ben Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdim. Orası bizim mabetimizdir. Yani o okulu cebeciler olarak öyle anmamak mümkün değil. Ben küçük yaşımda bile farkındaydım. Yani o okulun kutsal bir mekan olduğunun farkındaydım. Böyle taşlarını severdim, Ay ne sınıflarını güzel. severdik. O kadar inanılmaz bir sizi içine Aşkla çeken, aşkla bağlandınız. bağlı bir yerdi. Maalesef onu başka bir okula taşıdılar. Onlar içimizdeki üzüntüler. Şöyle bir şey, tabii balenin bana kattığı çok şey oldu. 5 yıl oradaydım. Oradan ayrıldıktan sonra biz ailece İstanbul'a tekrar geri döndük. Yani doğduğum yer İstanbul ama işte işi Ankara mı? dolayısıyla babamın Ankara'ya gitmişiz. Ankara'da bunlar yaşanmış, sonra İstanbul'a gelmişiz falan. İstanbul'a geldikten sonra işte o zaman Ankara Devlet Konservatuvarı üniversitelere bağlı değildi. Biz o zaman daha farklı sanat ağırlıklı dersler alıyorduk. Ne zaman ki üniversitelere bağlandı, orada okuduklarımız kayıp yıllar olarak geçti. Ben şimdi okuldan ayrıldıktan sonra tekrar normal Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarına devam etmek durumundaydım. Onun için de Erenköy Kız Lisesi'ne girdim. Okulumuz da çok özeldi, güzeldi. Kız Evet. Lisesi farklı bir şey. Değil mi? Kız Evet. kıza. Kız kıza ama eğitimi çok iyi olduğu için orayı bitirir bitirmez orada zaten kanıma giren, yani ben klasik bir eğitim aldım konservatuvarda, evet, ama Türk Müziği Korosu kuruldu. Nurlarda yatsın Servet Kayahan, matematik öğretmenimiz, orada bir Türk Müziği Korosu kurdu. Allah Allah. Oradan da sınıflardan işte birer ikişer öğrenci seçimi yapmıştı. Ben Türk müziğini çok sevdim. Hayatımın farklı bir şeyi. Yani klasik eğitim de almışsınız ama Türk müziği tınıları hep kulağımızda. Yani hangimizin yok ki? Tabii ki. Oradan ben liseyi bitirir bitirmez de dedim ki ben konservatuvar sınavlarına gireceğim ama temel bilimlerde Türk müziği var. Türk müziği okuyayım. Oraya girdim, kazandım. Orada okurken radyo evi sınav açtı. Radyo evine girdim. Radyo evini kazandım. Maşallah. Bu Ne güzel. sefer evet radyo evinde bayağı bir yıl kadrolu sanatçı olarak devam ederken işte hayatıma ilk evliliğim girdi. Bu sefer işte çocuğumun olması falan beni okuldan...